Ya dedim neden olmasın Frikik'ten hat-trick, hani Fenerbahçe'yi istiyorum. Fener'in Ya. şampiyon olmasını zaten istiyorum. Benim en büyük hayalim A milli formaya girmek. Normalde sezona Menemen'de devam ediyordun. Devre arası Aynen. transfer döneminde Balıkesir Spor'a transfer oldun. Aynen abi. O transfer nasıl gerçekleşti? Nasıl oldu? Vallahi abi biraz böyle Menemen'de sıkıntılar yaşamıştım. Yani geçen sene de olsun başkanla biraz sıkıntılarımız vardı. Çünkü şampiyonluk da yaşadın ikinci ligde. Aynen ya, aramızda böyle tartışmalar oldu işte falan. Ya, takım kaptanısın, illa bir şeyler oluyor yani başkanla. Öyle biraz tartışma oldu. En sonunda dedik zaten en mantıklısı, en hayırlısı iki taraf için de ayrılmak. Ben de ayrılmaya karar verdim. İyi de oldu yani, şu an mutluyum yani. Almanya'da yetişen bir futbolcusun. Öncelikle Almanya'dan Türkiye'ye geçişin, ilk futbola başladığın kulüp Türkiye'ye geçişin nasıl oldu? O kısmı anlatabilir misin? Küçükken 7 yaşında futbola başlamıştım zaten. O da anaokulu öğretmeni sayesinde oldu. Babam aslında çok futbolla ilgilenen biri değildi. Öğretmen sayesinde orada önce bir köy takımında başladım. Sonra oranın şehir takımına geçtim. Oradan da Aachen, o zamanlar Almanya Aachen vardı. İkinci ligde Evet. profları ikinci ligdeydi. Orada oynadım 2 yıl altyapısında. Oradan da Mönchengladbach'ın altyapısına geçtim. 2 yıl orada oynadım. Milli takımlara gidiyordum. U17 milli takımına gitmiştim. Avrupa Şampiyonası'na katılmıştık. Almanya mı, Türkiye mi? Türkiye milli takımına davet edilmiştim. Orada da iyi bir performans gösterdim. Yurt dışından da teklifler vardı. Zaten Avrupa'nın en iyi 10 oyuncusu arasına girmiştim orada, ilk 11'ine. Fener olsun, Galatasaray, büyük takımlar Türkiye'den vardı. Maalesef maçta ayağım kırıldı. Sonra Avrupa Şampiyonası'ndan döndükten sonra lig maçında ayağım kırıldı. Sonra Antep'e geldim kırık ayakla. Antep istedi. Onu da değerlendirdik. Baktığın zaman Gaziantep, Bursaspor, Akhisar, Gümüşhane, Menemen ve Balıkesirspor. Yani 3 ligde de forma giydin. 2. lig, TFF 1. lig ve Süper Lig'de. En son işte Akhisar maçına kadar gayet normal giden bir kariyer ve zaman zaman ki ben şeyde hatırlıyorum. Gümüşhane'de attığın golleri hatırlıyorum. Hatta o dönem hocalarla da konuşuyorduk. Takım arkadaşların da bahsediyor. Hani Taşkın Çalış diye biri var. İnanılmaz frikler atıyor. Bir tane iki tane atıyordun ama Balıkesir Akhisar maçında 3 tane attın. Ve bir anda bütün Türkiye seni konuşmaya başladı. Çünkü tarihe geçtin. Yani tarih, Türk futbol tarihinde böyle bir şey yok. Profesyonel anlamda. Maça dönecek olursak nasıl anlatırsın? Abi tabii yani gurur verici bir şey. Tarihe geçtik yani, sonuç Türk futbolcu olarak yani bir ilk. Tabii yani çok mutlu oldum. Ama maçın içinde onun farkına varmadım bile yani. İlla birileri yapmıştır diye aklıma gelmedi bile öyle bir şey. İlk golü attım. Zaten arkadaşlarla konuşurken ben hep demiştim yani, olursa inşallah atarım demiştim. İlk frikik oldu. Çok rahattım. Yani Takımda başka frikikçi var mı? baktığımızda çoğu kişi vuruyor. İyi şutu olan oyuncularımız da var. Almak Ama da kolay değil, o yüzden dedim. bilmiyorum. Zaten hoca beni tanıyordu. Herkes biliyordu az çok nasıl topa vurduğumu. İlkini bana bıraktılar. Bir bakalım herhalde muhabbet oldu. Bir deneyelim ne yapabiliyor diye. Ben de ilkini değerlendirince ikincisi oldu. Bizim santrafor friki çıkaran oldu. Kırmızı kartı da o yedirdi. O dedi ben vurayım dedi. Yani sen gol attın dedi. Ben forvetim, benim de ihtiyacım var gibisinden. Ben dedim hissettim dedim, onu da bırak ben vurayım dedim. Yani iyi gidiyor dedim, bir tane attım. İkinciyi de atayım bari dedim. O da nasip oldu. O da istediğim gibi tam istediğim yere gitti. Üçüncüsü de işte 90 artı beklemediğim anda frikik olunca, ben topa giderken orada Halil abi zaten demiş ben vuracağım falan. Yani ben de topa giderken aklımdan şu geçti. Ya dedim neden olmasın frikikten hat-trick. Yani olabilir dedim, bir şansımı deneyeyim. Gittim rahat bir şekilde abi dedim. O bana dedi çünkü bırak ben vurayım dedi. Sen iki tane attın dedi. Ben vurayım buna dedi. Abi dedim vallahi dedim ilk defa dedim herhalde frikikten hat-trick yapabileceğim. Yani onu hissediyorum dedim. İyi hissediyorum. Bırak ben vurayım dedim. Şansımı deneyeyim en azından. Ya, denememişlik olmasın yani, yapmadım demeyeyim yani. O da iyi tamam yani şey şeklinde. İyi tamam hadi vur bakalım gibisinden. Hani kaçırırsan görüşürüz seninle gibisinden oldu. Yani tabii orada gülüştük yani. Ondan sonra vurdum. Gitti yani, istediğim yere tam oturdu. Hat-trick yapmış oldum ya. Ben de ya şaşırdım derken inanamadım daha doğrusu. Çünkü bir maçta zaten 3 frikin olması ayrı bir şey. 3 tanesini de değerlendirmek daha farklı bir şey. Ya bana nasip oldu yani, şükür. Üçü farklı bölgeden ve farklı mesafeden. Ya bu da ayrı bir teknik gerektiriyor herhalde, doğru mu? Bilmiyorum, aynı şekilde vurdum diye düşünüyorum. Ya stil olarak aynı vurdum ama farklı yerlere daha, yani mesela üçüncüsü
daha yukarı gitti, arka çatala doğru gitti. İlkini istediğim yere kısa çatala vurdum, oraya girdi. İkincisi de orta seviyeli gitti ama kaleci maalesef bir adım aldığı için yetişemedi topa. Yani maalesef demeyeyim de iyi ki bir adım aldı, yetişemedi. Bir de kaleci yeni giriyordu maça. Onu da düşündüm o ara. Yeni girdi, çocuk hazır değil, ısınmadı. Onu da değerlendirdim yani. Peki kariyerinde attığın en iyi frikik golleri miydi? Daha iyileri var mı? Benim unutamadığım bir maç var Gümüşhane'de. Gümüşhane'yle Ahmet maçı oynuyorduk. 2-0 mağluptuk. 35-40 metre olması gerek. Bir tane vurdum. Tam çatala girdi. 2-1 oldu. Sonra 3-1 attılar. İki tane takım arkadaşım daha gol attı. 3-3'e geldi. 90+4'te bir frikik daha oldu. 35 metre. Artık herkes dedi ki yani yok, yok imkanı artık. Yok dedi. Olamaz, yok artık falan oldu. Topa vurdum. Yani sadece topun nasıl kaleye girdiğini gördüm ve herkesin bir anda sağa sola koştuğunu gördüm. Yani onlar yani farklıydı benim için. Çünkü yani iki tane 3-1'den, atmışlığım var yani. Yani hem iki tane evet atmışlığım var. Hem 3-1'den maçı çevirmek, bir de deplasmandasın. İnanılmaz bir şeydi yani. Anlatamam yani. Yaşamak lazım. Baktığın zaman kariyerinde daha iyi yerlere gelmeyi bekliyor muydun Taşkın? Alt yaş gruplarında milli takımlarda oynamışsın. Süper Lig kariyerim var. Tabii benim için kolay olmadı. Avrupa'dan geldim. Annem, babam, ailemi ilk defa bırakıp geldim. Beklenti, tabii ki daha çok beklentim vardı. Bütün alt kategorilerde oynamıştım. U17, 18, 19, 20, 21 dahil hepsinde oynamıştım. Vardı bütün takım arkadaşlarım da şu an ahmilli futbolcu çoğu. Balıkesir'deyim inşallah. Yani burayı önce bir ayakta tutalım. Sonra Allah'ın izniyle yine oraları yakalamak istiyorum. Yani denemek istiyorum en azından tekrardan. Frikik sende doğuştan gelen bir yetenek değil mi? Ya çok ekstra çalıştığım aslında hani şöyle yapayım böyle yapayım dediğim bir şey değildi. Bilmiyorum gençken de vuruyordum. Yani hep şut atmak hep vardı. Sadece işte az çok tekniği olsun, isabet olsun onlara biraz ekstra çalıştım. Genel olarak vardı yani şükür yani öyle bir meziyetimiz varmış. İzleyip beğendiğin, takip ettiğin frikikçiler kimler? Ronaldo var mesela, Cristiano Ronaldo. İnanılmaz vuruyor topa zaten. Hem sert hem isabetli vuruyor. Messi de var. Messi de inanılmaz vuruyor. Farklı bir stilde. Çoğunu izliyorum yani. Genellikle bakıyorum nasıl vuruyor. İsim aslında fark etmiyor. Hepsini izliyorum yani. Bazıları mesela Juninho mesela hep uzaktan frikik atar ve genelde gol olurdu. İşte eskilerden Mihailović var. Messi böyle daha kısa mesafeden atan ama Ronaldo biraz daha uzak mesafeden atan. Sen herhalde mesafe tanımıyorsun. Yakından farklı bir stille vuruyorum. Ya daha çok ayak içi, ayak üstü karışımı şekilde vurmaya çalışıyorum. Uzaktan daha çok topu düşürmeye yönelik vuruyorum. Yani Ronaldo tarzı değil mi? Aynen o tarz biraz, onu deniyorum. Oluyor, olmadığı yerler de oluyor tabii ki. Ama bu maç mesela oldu. Şükürler olsun. Üç gün içinde böyle tebrik eden, seni şaşırtan kim oldu? Çok fazla tebrik almışsındır mutlaka da. Çok kişi yani çok kişi aradı. Böyle şaşırtan bilmiyorum. Yani çoğu kişi aradı yani. Çok kişi oldu. Hatta bir ara telefonum susmuyor. Çünkü numaralar kayıtlı değil çıkıyor. Allah Allah bu bilmiyorum. Hatta yıllar önce konuştum. Arkadaşlar tekrardan arıyor. Milli yani, piyango çıkmış gibi bir şey mi oldu? Aynen öyle oldu yani. Son anda bulursun. Aha ne oldu? Yani şaşırmıştım. Ama geçiyor yavaş yavaş. İki gün oldu. Geçecek, geçiyor yavaş yavaş. Azaldı biraz diyorsun. Tabii ki. Kime armağan ettin o golleri? Eşimi de aradım. Eşime söyledim. Biri senin dedim. Yani biri de kızıma dedim. Biri de benim kayınçom var. Çok yakın. Dedim iyi bari birini de ona hediye edeyim dedim. Onların için armağan ettim. Biraz da Balıkesir Spor'dan bahseder misin? Sonuçta sen oranın futbolcusun. Takımda durum ne? Yusuf Hoca geldi. Şu anda 19 puanla 15. sıradasınız. Hedefiniz nedir? Takımdaki arkadaşlık ortamı nasıl? Evet. Sen de yeni geldin. Takımdan biraz bahseder misin? Tabii. Takıma yeni geldim ama futbolcuların yarısından fazlasını zaten tanıyordum. Ya karşılıklı oynadım futbolcular ya da birlikte oynadım futbolculardı zaten. Tabii takımın hedefine gelecek olursak durumumuz az çok belli. Hedefimiz oralardan kurtulmak, alt taraftan kurtulmak. Bu hafta da iyi bir başlangıç yaptık. Zaten güzel bir ortam var burada. Abi kardeş ortam var. Herkes yani çok iyi yani birbiriyle. Hoca dahil olsun. Hoca zaten bir abi gibi davranıyor şu an bize. Ortam çok iyi. Yönetim olsun. Hepsi çok iyi. Yani iyi ki gelmişim dediğim bir yer yani şu an. Taşkın bir de az önce de söyledim. 3 ligde de oynadın. 2. lig, Süper Lig, 1. lig.
O 3 ligin kalitesini nasıl değerlendiriyorsun, futbol kalitesini? 2B ligi daha çok mücadele üzerine kurulu, koşma, mücadele üzerine kurulu bence. PTT hem Süper Lig hem 2B'nin karışımı gibi biraz. Süper Lig'de top oynamaya çalışıyorlar. Yani oynuyorlar daha doğrusu. Kaliteli bir lig. Benim şahsi fikrim insan düştükçe daha da zorlaşıyor. Peki kariyerinde dönüp baktığım zaman dönüm noktaları var mı? Bildiğim kadarıyla evlisin, değil mi? En büyük dönüm noktam belki orasıdır yani. Evlendikten sonra bayağı bir ilerleme, adım attık, ilerleme kaydettik yani. Evlilik yaradı diyorsun. İnsan yani daha disiplinli oluyor. Yani farklı bir hayata bürünüyor insan. Farklı bir hayata giriyorsun ister istemez. Üstüne bir de çocuk olunca eskiden kendimiz için, ya kendimiz için yapalım, kendimiz için kazanalım. Şimdi ise kızım için, eşim için yani insan kendini ikinci, üçüncü plana atmaya başlıyor. Ve daha motive, daha farklı oluyor. Bu yerli yabancı olayına sen nasıl bakıyorsun? Yerli yabancı olay futbolcu ayrımını. Sence yerli futbolculara yeterince değer verilmiyor mu? Maalesef yani ben 10 yıldır Türkiye'de futbol oynuyorum. Şöyle bir durum var. Yabancı hiç fark etmiyor. Ben bunu çoğu yerde de yaşadım ve gördüm. Yabancılara bilmiyorum, daha farklı. Daha böyle nasıl diyeyim? Sanki onların daha farklı bir kredisi var. Kötü oynasa bile 2-3 maç kredisi var gibi geliyor. Ve yerli futbolculara böyle bir şans tanınmıyor gibi geliyor bana. Mesela ben yurt dışında da oynadım, Almanya'da oynadım. Orada tam tersi. İnsanlar, Almanlar Almanları çok tutuyor. Sen yabancısın mesela. Aynı seviyede olduğunda o yabancıyı değil de kendi vatandaşını destekliyor ve onun elinden tutuyor. Türkiye'de biraz farklı yani benim gördüğüm kadarıyla. Küçüklüğünde şöyle bir hayalin var mıydı? Şu takımın formasını giymek istiyorum diye. Valla tabii herkesin bir hayali vardır. Yani herkesin hayali yani çoğu büyükse de benim en büyük hayalim A milli formaya giymek. Yani şu takımda orada burada değil de daha çok Türkiye için o A milli formayı terletmek yani. Bakalım hayırlısı, daha çok da yaşlı değiliz. Yani çok genç de değiliz. Tam ortadayız. Belki Evet. bir gün nasip olur. Süper Lig'le alakalı neler söylemek istersin? Şampiyonluk yarışıyla alakalı takip edebiliyor musun maçları? Tabii ki hepsini diyoruz. Ben zaten Fenerliyim. Yani Fenerbahçe'yi tutuyorum. Fener'in şampiyon olmasını zaten istiyorum. Yani Mesut şahsen. Özil de geldi. Zaten onun da hayranıyım. Yani şöyle bir şey, yani insanlar yanlış düşünmesin. Şimdi Fenerliyiz ama hepsi bizim takımımız. Yani benim öyle bir babadan gelme bir şey. Benim babam da Fenerli zaten. Fenerbahçe'nin olmasını isterim şahsen. Bir gün formasını giymeyi hayal ediyor musun? Yani hayal evet ediyorum ama nasip olur mu onu bilmiyorum. İnşallah olur. Böyle 7-8 tane kısa kısa sorum var. Böyle tek kelimeyle cevap verebilirsen sevinirim. Tamam. İzlediğin en iyi frikikçi. Juninho. Taşkın Çalış değil mi? O iki tane oluyor Beraber oynadığın en yetenekli oyuncu. Volkan Şen. En yeteneksiz Binya vardı. Cilbinya. Antep'teki mi? Evet. En beğendiğin hoca. Böyle Kimisi? kariyerini etkileyen. Benim kariyerimi etkileyen vallahi Cenk Hoca vardı. Menemen'den. Bana bayağı destek çıktı, yardımcı oldu. Hani Cenk Hoca derim yani şu an. Dünya üzerinde en beğendiğin futbolcu. Messi. Süper Lig'de severek izlediğin kim var? Aa, bu iyi futbolcu dediğin. Süper Lig'de şu an. Luis Gustavo. En beğendiğin şehir. İzmir. En beğendiğin yemek. Mantı. En beğendiğin Şükrü Saracoğlu tamam. Futbolcu olmasaydın hangi mesleği yapardın? herhalde yapmazdım abi. Yani çalışmazdım O kadar mı diyorsun? herhalde. Yani bilmiyorum. Küçük çocuktan beri bir hayalim vardı. Hep o vardı. Öyle yani Anladım. hiç düşünmedim. Olamazsam, yapamazsam ne olur diye hiç düşünmedim. Ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.